Vermem lazım ama. Evet, hazır mıyız arkadaşlar? Telefonu verin. Hazır mıyız arkadaşlar? Değerli basın mensupları, hepinize saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün sizin malumunuz gene Yüksek Mahkememizin, Anayasa Mahkememizin önündeyiz. Seçim ve hukuk işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Muharrem Erkek'le birlikte malumunuz olduğu üzere kamuoyunda baro kanunu diye bilinen avukatlık yasası ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören ve mecliste evvelki hafta yasalaşan kanun teklifinin büyük bir bölümünü anayasaya aykırılık gerekçesiyle ve eylemli iş tüzük ihlali gerekçeleriyle hem yürürlüğün durdurulması bakımından hem de esastan yüksek yargıya taşıdık. Ben bu mahkemenin önüne çok geldim, çok başvuru yaptım. Arkadaşlarımız da yaptılar, muhtelif konularda. Biz buraya gelme meraklısı, gelme sevdalısı değiliz. Ancak aziz milletimizin bilmesini isteriz ki, orta yerde var olan bir anayasaya, beğensek de beğenmesek de 83 milyon olarak uymak zorundayız. Orta yerde var olan anayasaya, beğensek de beğenmesek de yasama organı olarak da uymak zorundayız. Yürütme organı olarak da uymak zorundayız. Yargı organları olarak da uymak zorundayız. Böyle baktığımız zaman bugün buraya gelişimizin 3 temel noktası var. 3 farklı nokta ve dayanakla buradayız. Ben Yüksek Mahkemenin, Yüce Mahkemenin tarihi bir sınav vereceğini bu başvurumuzla ilgili düşünüyorum. Bugünkü başvurumuz çok alelade bir rutini gerçekleştirme başvurusu değildir. Başvurumuz orta yerdeki anayasanın ve yargının bağımsızlığının ve adil yargılamanın ortadan kaldırılmasına yönelik, biraz sonra açıklayacağım, anayasanın kimi maddelerine çok açık aykırılık teklif eden ve bir yönüyle de sadece yargı değil, milleti de kutuplaştırmaya, ayrıştırmaya yönelik çok ama çok olumsuz hükümleri barındıran barolarla ilgili avukatlık kanunda yapılan düzenlemelerin iptaline yöneliktir. Değerli arkadaşlar, bu teklif, yasalaşan kanun 28 maddedir. Bunun ikisi yürürlük ve yürütme olarak düşünülürse 26 maddedir. Biz bu 26 madde 21 maddesinin iptalini talep ettik. Bu sık karşılaşılan bir durum değildir. Esas itibariyle eylemli iş tüzük ihlaliyle birlikte 15. ve 18. maddelerin uzantılı, ilintili maddeler olduğu için iptalini istediğimiz madde sayısı 18 ve 15. maddelerden kaynaklı, ilintili, ilişkili olduğu için 21 maddeyi içermektedir. Şimdi anayasanın 88. maddesi der ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kanunların görüşülmesi esnasında Türkiye Büyük Millet Meclisi iş tüzüğü hükümlerine göre hareket edilir der. Türkiye Büyük Millet Meclisi iş tüzüğünün 26. ve 36. maddeleri de meclise gelen kanun tekliflerinin 26. maddede 2 gün der, 36. maddede de 48 saat der. Geçmeden komisyonların toplanması mümkün değildir. İş tüzüğün 26 ve 36. maddeleri açıkça çiğnenmiş ve 2 gün geçmeden ve veya 48 saat geçmeden komisyon toplanmıştır. Biz bunun adına eylemli iş tüzük ihlali diyoruz ve bu eylemli iş tüzük ihlali oluşturularak mecliste yapılan kanunların hükümsüz olduğunu, yok hükmünde olduğunu görüyor, biliyoruz ve geçmiş mevzuat da buna böyle hükmediyor. Bu nedenle eylemli iş tüzük ihlali nedeniyle kabul edilen teklifin tümünün iptalini istedik. İkinci noktada 15. maddeye yönelik güçlü bir itirazımız var. Bu da şudur: avukat sayısı 5000 ve üstü olan avukat bulunan yargı çevresinde 2000 avukatın
baro kurabilmesidir. Anayasanın 135. maddesi barolarımızı kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olarak tanımlar. Değerli arkadaşlar, baroların görevi salt meslek mensuplarının haklarını korumak, meslek düzen ve disiplini sağlamak, mesleği geliştirmek değildir. Baroların temel görevi hukukun üstünlüğünü ve haklarını savunmaktır. Tüm dünyada yargı çevrelerinde baroların örgütlenmesi yargı çevreleri esasına göredir. Bizim ülkemizde yargı çevresinden anlaşılan illerdir. Bu ilçeler de olabilirdi. Ama bizim Türkiye'deki yargı çevresinden anladığımız il düzeyidir. Aynı yargı çevresinde, yani aynı il, velev ki ilçe de olabilirdi, ayrı bir iş. Ya da dünyanın başka ülkelerinde bu yargı çevresi bir eyalet de olabilir. Bizde eyalet sistemi yok. Aynı çevrede iki baronun örneği yok. Şimdi 2019 verilerine göre İstanbul'da 46.052 avukatımız, Ankara'da 17.598 avukatımız ve İzmir'de 9.612 avukatımız var. Bu şu demek, İstanbul'da 23 baro olabilir, bu teklif Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmezse, Ankara'da 8 baro kurulabilir, matematiksel olarak, teorik olarak, teknik olarak ve İzmir'de 4 baro kurulabilir. Bu ne var bunda canımda denebilir. Denebilir. Bunda şu var. Barolar arası oluşacak ideolojik, ekonomik ve siyasi rekabet düzeni, disiplini ve meslek ahlakını ortadan kaldırır. Kimse kaldırmaz demesin. Bu barolar arasında bir rekabetin oluşacağı sebebi ideolojik olabilir, ekonomik olabilir, siyasi olabilir. Çok açık ve bu adliyeyi başka bir yere çevirir. Onu en son söyleyeceğim. Ayrıca farklı dinsel, ideolojik, hatta yaşam tarzı üzerinden oluşacak yeni barolar adliyelerimizi çatışma ve ayrışma merkezlerine dönüştürür ki bu da adil yargılama imkanını zaten ortadan kaldırır. Şimdi geçtiğimiz günlerde AK Parti Grup Başkan Vekilimiz şöyle bir laf etmişti. Bir diğer eleştiri konusu komisyon sürecinde düzenleme geçerse barolar marjinalleşirmiş. Zaten marjinal değil mi? Daha ne kadar marjinal olacak? Bu kanun geçtiğinde PKK, FETÖ baro kuracaklarmış. Kursunlar arkadaş diyor. Ben bunu AK Parti'nin baktığı pencere bakımından yadırgamadım. Ama şu bakımdan yadırgadım mesela. Sayın Bahçeli'nin bu konudaki yüksek hassasiyeti malumdur. Şu söze bir refleks göstermemesini gerçekten yadırgadım. Çok merak ettim. Sayın Bahçeli, PKK'nın ve FETÖ'nün baro kuracaklar iddiasına karşılık kursunlar diyen AK Parti Grup Başkan Vekili'nin beyanının arkasında mıdır, değil midir? Kamuoyu da biz de merak ediyoruz. Değerli arkadaşlar, avukatlık mesleğinin varlık sebebi olan adil yargılamanın güvencesi olma rolü de böylece işlevsizleşecektir. Yargının ki üç ayağı vardır, hüküm ayağı vardır, iddia ayağı vardır, savunma ayağı vardır. Adil ve tarafsız yapılması imkansızlaşacaktır. Ve bu da anayasanın, bu tablo anayasanın 135 başta olmak üzere 2., 9., 13., 36. ve 138. maddelerine çok açık aykırılık taşımaktadır. 15. maddenin ve bununla ilişkili maddelerin iptalini bu sebeple istedik. Bir üçüncü nokta daha var. 18. madde. Türkiye Barolar Birliği'nin genel kurulunun temsil mekanizması yeniden düzenleniyor. Ve Türkiye Barolar Birliği'nin illerden gelen delege sayıları illerden gelen bütün illerden gelen iki olan delege sayısı 3'e çıkıyor. Bakıldığında da iyi bir şey zannediliyor. Ama orantısal olarak da her 300 avukata üyeye bir delegelik hakkı 300'den 5000 üyeye çıkarılmak suretiyle 300 üyeye bir delege temsil ederken 5000 üyeyi bir delegenin temsil etmesi mekanizması getirilmek suretiyle İstanbul, İzmir, Ankara,
barolarının Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu'ndaki temsil hakları gasp ediliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'den 46 bin, 17 bin ve 9600 olmak üzere Türkiye'deki toplam avukatlarımızın %60'ı görev yapıyor. Bu düzenlemeyle avukatlarımızın %60'ı birliğinde %10'un altında bir temsil oranıyla temsil edilebilecekler. Bunun kabulü temsilde biliyorsunuz bir şey esastır. Ne esastır? Temsil mekanizmasının olmazsa olmazı adalettir. Şu demek, Ardahan baromuzun Barolar Birliği delege sayısı 3'ten 4'e çıkıyor. Ama İzmir baromuzun Barolar Birliği delege sayısı 35'ten 5'e düşüyor. Yani Ardahan barosundan gelen delege, her bir delege 25'ten az avukat adına orada olurken, İzmir baromuzdan gelen her bir delege 1900 avukatı temsil edebilecek. Burada da çok büyük bir adaletsizlik var. Değerli arkadaşlar, geçmişte bunu da bu sebeple anayasanın 2, 13, 67 ve 137. maddelerine açık aykırılık teşkil ettiği iddiasıyla yüksek mahkemeye getirdik. Şimdi geçmişte bu yüce mahkemenin aldığı kimi kararlar var. Türk Eczacılar Birliği, Türk Tabipler Birliği, Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği'nin birliklerinin temsilinde geçmişte kimi düzenlemeler yapıldı? Şimdi bu teklifteki 18. maddede olduğu gibi gördüğünüz buradan dur görünmüyormuş. Az görülüyor. Yüksek mahkeme bunun hepsini bozdu. Hepsini bozdu. Anayasanın 2, 13, 67 ve 135. maddelerini dayanak göstererek. Bu yüksek mahkemenin elinde geniş bir iddiat havuzu var. Ben buraya başta söyledim, çok geldim. Ama ilk defa bu başvurumuzun kabul edileceğine dair %100'lük bir inançla bugün buradan ayrılacağım arkadaşlar. Şimdi özetle bu konuda şunu söylemek istiyorum. Tayyip Erdoğan'ın tek devlet, tek bayrak, tek millet, tek vatan hep der de hiç de tek bıraktığı bir şey yok. Her şeyi böldü, her şeyi en az ikiye ayırdı. Ayıramadığı barolar vardı. Yargının iddia makamıyla hüküm makamında zaten bir sorunu yok. Büyük çapta hepsini tenzih ederim ama Türkiye'de kamu vicdanını kanatan kararlarıyla yargının iddia makamı ve hüküm makamı zaten Tayyip Erdoğan'ın vesayetinde, tahakkümünde, basıncında. Şimdi Tayyip Erdoğan diyor ki yargının iki ayağı bana yetmez. Yargının üçüncü ayağı olan savunma makamını da ya tahakküm altına alacağım, alamıyor, o zaman böleceğim. Nasıl geçmişte yine az inananlar, çok inananlar, hiç inanmayanlar, başı açıklar, başı kapalılar, Aleviler, Sünniler, Hristiyanlar, Müslümanlar, Doğulular, Batılılar diye toplumu böldüyse, şimdi de baroları değişik şekillerde siyasi, ideolojik, ekonomik ayrıştırmak suretiyle, inanç farklılıkları bakımından, etnik farklılıklar bakımından, yaşam tarzı aidiyetleri bakımından ayrıştırmak suretiyle kutuplaşma politikasına devam edecek. Bu teklif Anayasa Mahkemesi'nde de uygun görülürse adliyeye siyaset girecek, mahkemeye fitne girecek, duruşma salonuna nifak girecek. Toplum kutuplaşacak, millet ayrışacak. Bu teklif bence %100 eminim mahkemenin başvurumuzu kabul edeceğinden ama bu teklif mahkememiz bu teklifi başvurumuzu reddederse üzülerek söylemek istiyorum ki bir sonraki adımı Erdoğan'ın çoklu hukuk olacaktır. İşte o Türkiye'nin felaketidir. O Türkiye'nin sonudur. Kamuoyunu da bu sebeple ciddi bir duyarlılığa, reflekse, özellikle de Türkiye'deki 140 bin miydi? 140 bin avukatı davalarına, mesleklerine, meslek onurlarına sahip çıkmaya da çağırıyorum. Değerli arkadaşlar, Erdoğan'ın oynadığı manav terazisi değil, bakkal terazisi değil, kasap terazisi değil. Adaletin terazisiyle oynuyor, çok kötü oynuyor ve bir gün Erdoğan o terazinin
kendisini de tartacağını unutuyor. Ayarı bozulmuş hileli bir adalet terazisi yarın en çok Erdoğan'a zarar verecektir. Erdoğan bunun da farkında değil. Bu vesileyle gelmiş kısa bir iki güncel siyasi gelişmeye de istiyorum değerli arkadaşlar. Şimdi Erdoğan gerçi dün düzeltti ya da kıvırdı ama şu lafı edince hepimizin tüyleri ürperdi. Dedi ki tek parti döneminde alınan bu karar Ayasofya için söylüyor, 1934 için söylüyor, Mustafa Kemal Atatürk için söylüyor. Tarihe ihanet olmanın yanında hukuka da aykırıdır. Bugün alınan karar Fatih'in bedduasından kurtulmamızı sağlamıştır. 11 Temmuz'da bu lafı eden Erdoğan 14 Temmuz'da sanıyorum buradan bir çark etti. İyi yaptı. Çünkü Erdoğan'ın şunu bilmesi lazım. Atatürk'e hakaretin bedeli ağır olur. AK Partilisiyle, CHP'lisiyle, MHP'lisiyle, HDP'lisiyle, İYİ Partilisiyle, Deva Partilisiyle, Gelecek Partilisiyle, Saadet Partilisiyle Türkiye'de 83 milyon bu cumhuriyeti Atatürk'e ve onun silah arkadaşlarına, şehitlerimize borçlu olduğunu bilir. Erdoğan'ın Atatürk'ü milletin gözünden, gönlünden silemeyeceği konusunda akıllanmamış olmasına şaşırdım. Bir şaşkınlığım da şudur. Ben Sayın Devlet Bahçeli'nin Atatürk sevgisinden şüphe etmem. Ama ben Sayın Bahçeli'nin Recep Tayyip Erdoğan'ın Mustafa Kemal Atatürk'ü ihanetle suçlayan bu konuşmasına bir refleks göstermesini gerçekten beklerdim. Sayın Bahçeli'nin hem bu konuşmaya Atatürk'ü hakaretle itham eden bu hadsiz, bu densiz konuşmaya hem de AK Parti Grup Başkan Vekili'nin FETÖ ve PKK baro kuracakmış kursun kardeşim lafına verecek iki çift lafının cevabının olmaması, olamaması bende bir hayal kırıklığı yarattı. Sayın Bahçeli'nin bu tutumunu da aziz milletimizin takdirine havale ediyorum. Değerli arkadaşlar, baroları bölen Erdoğan şimdi de 15 Temmuz şehit ve gazilerini bölmek için yeni bir hamle başlattı. Şehit yakınlığı ve gazilik şerefinin manevi sırrına vakıf olmalarını diliyorum diyor. Yani Erdoğan'dan hakkını isteyenler, Erdoğan'dan aziz milletimizin kesesinden gönüllü olarak yapılan bağışlarla toplanan 340 milyonun hesabını soranlara Erdoğan diyor ki bunlar şehit yakını ve gaziliğin manevi sırrına vakıf olamamış diyor. Hak aramak manevi sırra vakıf olmamak değildir Sayın Erdoğan. Ötekileştirmediğin, ayrıştırmadığın bir şehit yakınları ve gazilerimiz kalmıştı. Bunları da ayrıştırmaya çalışıyorsun. Ama o şehit yakınları, o gazilerimiz senin bu tuzağına gelmeyecek ve tekrar 340 milyon paranın toplandığını kabul ediyor. Covid süresinde bunlara da biner lira verdik diyor. Yani Covid salgınıyla mücadele ederken herkese verilen biner liranın şehit yakınlarına ve 15 Temmuz gazilerine verilmesini yeterli bulan bir Erdoğan var. Burada milletin şehit yakınları için gönlünden koparak, fedakarlık yaparak topladıkları paranın hesabını bir kere daha soruyoruz. Sayın Erdoğan, 340 milyon nerede? Neden hak sahiplerine ödemiyorsun? Parayı ne yaptın? 3 tane soru soruyorum. 3 tane de cevap bekliyorum. Bir de FETÖ ile mücadele demiş, son FETÖ'cü hukuk önünde hesap verene kadar yurt içinde ve yurt dışında sürecek demiş. Ona da şunu hatırlatmak isteriz, özellikle yurt dışı boyutu bakımından. Al papazı, ver papazı diyordun Branson için. Adamlar papazı aldı ama seninkini vermedi. Aradan 4 yıl geçti. Darbenin bir numaralısı Adil Öksüz nerede? Soruyorum buradan. Zırhlı araç verdiğin Zekeriya Öz nerede? Buradan soruyorum. Ve Erdoğan'a bir gafletinden uyanmasını tavsiye ederim. 15 Temmuz'u Malazgirt'e, İstanbul'a ve Kurtuluş Savaşı'na benzetmiş. Cümlesi tam olarak şöyle. 15 Temmuz'un Malazgirt'ten, İstanbul'un fethinden, Çanakkale'den, Kurtuluş Savaşı'ndan farkı yok. Ezanlar susmayacak, bayrak inmeyecek. Ezanlar susmayacak, eyvallah. Bayrak inmeyecek, eyvallah.
Ama Erdoğan, sen kendi elinle devleti, devletin askerinin tüfeğini, devletin tankını, devletin uçağını teröristlere verdi. Alparslan Malazgirt'te düşmanlarına ok ve yay vermedi. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethederken düşmanlarına top vermedi, tüfek vermedi. Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı'nı yaparken düşmanlarına top, tüfek, Çanakkale'yi yaparken gemi teslim etmedi. Kendini Mustafa Kemal Atatürk'ün, Fatih'in, Alparslan'ın yerine koymak için önce bir tarihi oku, sonra FETÖ günahınla yüzleş, hesaplaş, sonra böyle konuşmalar istersen yap diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben hep söylediğimi bir kere daha söyleyeceğim. Sayın Erdoğan'ın siyasi hırsını, ihtirasını, öfkesini biliriz. Ama bugünlerde bir siyasi obsesif olarak da kendisini görüyorum. Takıntılı görüyorum. Her şeye takıntılı görüyorum. Herkese takıntılı görüyorum. Bu takıntısının kendisine bir hayrı yok. Ama bu takıntısının Türkiye'ye çok zararı olacağından eminim. Ben sizi buraya kadar yorduğumuz için teşekkür ederken, Sayın Genel Başkan Yardımcımızın da ki bir hukukçu olarak, ben gerçi ona pek bir şey bırakmadım ama bir avukat olarak söyleyeceği bir iki cümle vardır diye sözü kendisine çok kısa teslim ediyorum. Buyurun. Buyurun Muharrem. Grup Başkan Vekilimiz Sayın Engin Altay'a çok teşekkür ediyorum. Ayrıntılı ve önemli açıklamaları için. Değerli basın mensupları, barolar iktidarda kim olursa olsun, tarih boyunca bugün ve yarında iktidarda kim olursa olsun hukukun üstünlüğü ve insan hakları mücadelesi yaparlar. Kadın hakları için, çocuk hakları için, doğa hakları için mücadele ederler. Ve barolar, her ilimizdeki baro, o ilin barosu bir kamu hukuku tüzel kişisidir. İllerdeki kamu hukuku tüzel kişilerini bölemezsiniz, parçalayamazsınız. Bir ilde iki vali olmaz, bir ilde iki defterdar olmaz, bir ilde iki nüfus müdürü olmaz, bir ilde iki baro başkanı, üç baro başkanı da olmaz. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin önündeyiz. Yargının kurucu unsuru olan baroları savunmayı, Anayasa Mahkemesi, yargının en yüksek mahkemesi olarak koruyacak mı, göreceğiz. Umutluyuz. Çünkü çoklu baro açıkça anayasaya aykırıdır. Anayasamız temsilde adaleti de güvence altına almıştır. Yalnızca yerel seçimlerde, genel seçimlerde değil, kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerin seçimlerinde de temsilde adaleti korumak zorundadır Anayasa Mahkemesi. İşte yürürlüğü durdurma talebimizle başvurduk. Umarım Anayasa Mahkemesi ivedilikle yürürlüğü durdurma istemimizle ilgili bir karar verir ve illerde baroların parçalanmasının, avukatlık mesleğinin, savunmanın ayrışmasının önüne geçer, dur der. Anayasa Mahkemesi anayasadaki hak ve özgürlüklerin güvencesidir ve anayasadaki hak ve özgürlükleri korumakla yükümlüdür. Yargının, adaletin saç ayağı olan hakim, savcı, avukat bunu da korumakla yükümlüdür. Anayasa Mahkememizden özellikle yürürlüğü durdurma istemimizle olarak çok ivedi karar vermesini bekliyoruz. Teşekkür ederim. Efendim birkaç sorumuz olabilir mi? Hem başkanının da bir iddiası var. Aslında tarafından kurulacak baroların ileride kamuda çalışan avukatlara baskı yapacağı yönünde. Grup Başkan Vekilimiz o konuda çok detaylı açıklama yaptı. Baroları siyasi birer enstrüman aracına dönüştürür bu teklif. Bu teklif. Maalesef. Şimdi barolar bir bütün. Bütün avukatlar hangi siyasi görüşten, hangi inançtan, hangi mezhepten, hangi dünya görüşü olursa olsun o bir çatının altında mesleğimizi icra ediyoruz. Ama bu şekilde bölersiniz. Bu Türkiye'yi bölmektir. Efendim evet. Birkaç sorumuz evet. Olacak. Barolarla başlayacak olursak. Bu sabah MHP'den bir açıklama geldi. Genel Başkan Yardımcısı usul yönünden düzenlemede herhangi bir eksiklik olmadığını ifade etti. Anayasaya, Anayasa aykırılık iddiasının da içi boş hukuki temelden yoksun dedi. Fethi Yıldız neler söylersiniz? İçi boş olan, hukuki temelden yoksun olan MHP'nin yetkilinin yaptığı iddialardır. Ben burada anayasanın hangi maddelerine aykırı olduğunu gerekçeleriyle ortaya koydum. Bu açıklamayı yapan arkadaşın eğer hukuk fakültesi mezunuysa
Ben diplomasından şüphe ederim. Efendim dün Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmalarda FETÖ'den bahsederken, FETÖ'nün mücadele, kendilerini ilk pervasızca belli ettikleri yer 17-25 Aralık darbesidir. Daha önce MİT soruşturması dersen... 12 Aralık 7 Şubat 2012 MİT krizinden sonra bir yandan acil tedbirler alırken Pensilvanya'ya da hem Bülent Arınç'ı hem Hakan Fidan'ı gönderen Tayyip Erdoğan'dır. Tayyip Erdoğan esas itibariyle 2011'in Kasım ayında kendi telefonları ve makam telefonlarının dinlendiğinin ortaya çıkmasıyla panikledi. Ama dün söyledim, tekrar ediyorum. Devletin %50'sini teslim etmişti Fethullah Gülen'e. Gülen de %51 istedi. Kavga burada başladı. Erdoğan son dakikaya kadar, 17-25 Aralık'a kadar Fethullah Gülen'le yeniden arayı düzeltmek için yapmadığını bırakmadı. Her türlü aracıyı, arabulucuyu, her türlü teklifi gönderdi. Ama Fethullah Gülen ille de %51'ini isterim devletin deyince kavga patlak verdi. Erdoğan'ın milat olarak 17-25 Aralık aralığı göstermesi safsatadan ibarettir. Şunun için o zaman şu soruyu sorarım. 7 Şubat'ta MİT krizi yaşandığında apar topar meclise MİT kanunu niye getirdin? Allah sağlığını daim etsin. Ameliyat masasından niye kalktın? Apar topar bazı işlere müdahale ettin. 7 Şubat'ta zaten MİT müsteşarına yapılan hamleyle FETÖ sana savaş açmıştı. Sen ondan sonra bunu yapabilseydin, 7 Şubat'ta CHP'ye gelip işin aslını esasını belgelerle ortaya koyabileydin, yemin ediyorum 7 Şubat'ta Erdoğan MİT krizinin başladığı tarihten itibaren samimi ve dürüst olsaydı 17-15 Temmuz darbesi olamazdı. Bunu çok net söylüyorum. Şimdi onun için bu utancından dolayı zaten miladı 17-25 alıyor. 17-25 Aralık'ta para kasalarının, para sayma makinelerinin, efendim ayakkabı kutularındaki paraların ortaya saçılması 17-25 Aralık'ın asrın rüşvet ve nüfuz yolsuzluğu, suistimali davası olduğu gerçeğini değiştirmez. Efendim bunu ortaya neşreden, ortaya saçan FETÖ terör örgütü. FETÖ terör örgütüne sen devleti yerleştirdin. Çıkarlarınız çatışınca onlar da ellerindeki belgeleri ortaya saçtı. Çıkarlarınız çatışmasa beraber yol yürümeye, çalmaya devam edecektiniz ya. Ayıp ediyorlar. Erdoğan'ın çıkıp samimi, Allah'ım beni affetsin, milletten özür diliyorum diyerek bu iş olmaz. Erdoğan'ın çıkıp milletimize ve bize ve parlamentoya samimi bir öz eleştiride bulunması lazım. Demesi lazım ki 1994'te Milli Güvenlik Kurulu'na Fethullah Gülen'in CIA adına çalıştığına dair somut belgeler koyuldu. Bu belgeleri başbakan olunca ben de gördüm ama ihmal ettim ya da üstüne gitmedim. Demesi lazım ki 2004'te ben başbakanken Milli Güvenlik Kurulu'na MİT'ten rapor geldi. Fethullah Gülen'in terör örgütüne, camianın terör örgütüne dönüştüğüne dair kesin bilgiler, belgeler geldi. Ben başbakandım ama görmezden geldim. Özür dileyeceksen de böyle dile. 2004'te önüne koyuluyor bunun terör örgütü olduğu. Sen ondan sonra bir gecede Yargıtay'a 160 tane, Danıştay'a 51 tane FETÖ'cü hakimi, savcımı yerleştiriyorsun. 81 vilayetimiz var. 74'ünün emniyet müdürü FETÖ terör örgütü üyesi olmaktan tutuklanıyor, cezaevine atılıyor. Ne zaman oluyor bunlar? 2004'te senin önüne senin MİT'in raporu koyuyor. Bu artık cemaat olmaktan çıktı, terör örgütü oluyor diye rapor koyulduktan çok sonra oluyor. Ayıptır, günahtır. Benim Erdoğan'ı eleştirdiğim bir şey daha vardır. Hepsi milletin aklıyla ve haliyle alay etme kardeşim. Çık millete, doğruları söyle. Özür öyle dilenmez. Bunları tek tek sayarsın. 15 Temmuz gecesi kendi telefonun dahil, Kılıçdaroğlu'nun telefonu dahil, bakanların telefonu dahil, HTS kayıtları sende. Hepsini çıkar, hep millete sergile. Kim ne konuşmuş, kim nereye kaçmış, kim nerede saklanmış, herkes bilsin, millet bilsin. Baylok listesi var. Kaç bin kişiydi Muharrem Bey? 2 bin küsür kişi. 200 bin küsür. Hayır, yani siyasetçi olarak da yüzlerce kişi var. Baylok liste, baylok olan telefonda baylok çıkan. Bunların belgelerinin hepsi Erdoğan'da var. İlgili bakanlarda var. Çıkar siyasetçi, baylokçu siyasetçilerin listesini yayınla. Yayınla. Ben de senin alnından öpeyim. Var mısın? CHP'ye çamur atarak FETÖ pisliğinden çıkamazsın. Efendim AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin 15 Temmuz gecesinden bahsederken içlerinde gariban erler vardı. Vur diyor, su vuruyor. Bu çocuklar da cezalılar. İstemeden bir parçası olurlar. Bunu görebiliyorum dedi. Bu sözleri nasıl yorumlar? Ona şunu sormak lazım. İstanbul 1. Boğaz Köprüsü'nde vahşice boğazı kesilen 3 gariban erin boğazını kesen insanları niye affettiniz? Bir kanun değişikliği yaparak vahşice o vur dediği için vuran ya da dur dediği için duran rütbesiz Anadolu'nun muhtelif yerlerinden gelmiş emir erlerinin
boğazı orada canlı canlı kesildi ve o boğazı kesenleri AK Parti meclise getirdi bir kanunla affetti. Siyaset önce samimiyet gerektirir. Böyle şeylere karnımız tok. Tüm bu tartışmaların gölgesi dün Cumhurbaşkanı'na bir çağrı da geldi. Hem 2023 hem de 2071 için gelin bu yolda birlikte yürüyelim dedi siyasetleri. Bu çağrıyı nasıl değerlendirirsiniz? Onun hedefini bilmem. Bizim bir tane hedefimiz var. Bu hedefi bize Mustafa Kemal Atatürk gösterdi. Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesine çıkarmaktır. İnsanları özgürleştirmektir. Devleti demokratikleştirmektir. Ve toplumun örgütlü olmasıdır. Milletin huzuru, refahı, mutluluğudur. Bizim hedefimiz bu. Ama bu hedef aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'ün bize gösterdiği hedeftir, istikamettir. Ve Tayyip Erdoğan bunun önündeki en büyük engeldir. Biz Erdoğan'a bu konuda ancak şunu söyleyebiliriz. Gölge etme, başka ihsan istemiyoruz. Başka son soru Ayasofya ile ilgili. Danıştay kararından sonra Fatih Sultan Mehmet'in vasiyetinden yola çıkıldı. Bu Atatürk Orban çifti arazileri ve İş Bankası hisseleri için bir emsal oluşturur mu? Bu tartışmalar neler söylersiniz? Her olaya kendi mecranda bakmak lazım. Atatürk Orman Çiftliği ve İş Bankası meselesi ayrıdır. Ayasofya işi tamamen ayrıdır. Vasiyet. Bu işin hukuk, yani mahkeme kararıyla bu işin yapılması ayrıca bir yanlıştır bana göre. Diğer boyutuyla Ayasofya ile ilgili anlayışımız bellidir. Bunun uluslararası noktada Türkiye'nin bir sıkışması halinde Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir her şekilde Türkiye'nin devletinin yanında olacaktır. Bunda kimsenin kuşkusu olmasın. Evet, bu kadar. Son olarak biraz önce değindiniz. Derledik. Evet, biraz önce değindiniz ama şimdi 340 milyon lira toplandı. Evet. Ama 4 yıl sonra Cumhurbaşkanı'nın 1000'er lira verdiğini açıkladığı bir duyuru oldu. Burada da CHP'yi zihinleri karıştırmak ve siyasi istismar yapmakla suçladı. Şehit yakınlarından ve gazilerimiz üzerinden siyasi istismar yapan alçaktır, namussuzdur. Şehit yakınları ve gaziler için toplanan para ayrı, pandemi için işini kaybedenlere verilen biner lira ayrı. Ben tekrar soruyorum. Pandemi için herkese dağıttığım parayı şehit yakınlarına verdim demek, senin 340 milyonu ne yaptığını ortaya çıkarmaz. Şehit yakınlarının parasını vereceksin kardeşim. Şehit yakınları bu toplanan parayı biliyor ve hak ettikleri için de hak sahipleri bu parayı isteyince şehit yakınlığı ve gazilik maneviyatıyla iklimiyle kopmuş bunlar. Bunları da er geç bu imana getireceğiz lafı da millete dini terbiye ve ayar vermektir ki onu Cenab-ı Allah peygamberimize bile öyle bir yetki vermemiş. Herkes haddini bilsin. Teşekkürler. Hadi arkadaşlar telledik.